Parti chat'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nezih sabahlarla karşınızdayız. Salı nezih sabahı. Hepimize hepimize evet, son derece nezih bir gün olmasını dileyerek oturumumuzu açıyorum. Açsamıyorum. <laughs> <laughs> Kendini Abi, açamadı ki adam oturumu açsın. Yemin ediyorum sana buzumu çözemedim Günaydın ya. Günaydın efendim herkese. Arkadaş nasıl üşümüşüm gece. Hala açılamadım ya. Yok böyle bir şey yani. Vallahi donuyorum. Bakayım. Ha? Buyurun. Yani İzınılmış, biraz ısınılmış. evet biraz, biraz, ısındım. Bak şey altta örtü var ya. Evet Bilmiyorum, bayağı var bacaklarında şu anda. Şey gibi oldum ya. Gladiator diyordu gibi. ya. Give this old man another blanket falan Hı. yani. Bir, bir, battaniye de versen şu yaşlı adama. Adamcağız. Adamcağız. O moda girdim ya. Bu ne arkadaşım kaç derece? Ne bileyim bu kadar soğuk olmaması lazım. Şuradan bana şeyi ver Gözünüz... Bir dakika dur bulma. Ne istiyorsun? <laughs> Oraya görüntü atmadım gene. Gözünü seveyim ya. Gül şey bu ne? Ya, bu ne? Nasıl bir saçmalıktır arkadaş? Gece muhtemelen. Yani sabah kalktığımda ben de boyun şöyleydi. Fark ettim ki dedim ki hiç sağa sola dönme kesin sakatlayacaksın kendini. Hayır olay ne biliyor musun? Yaşlarında kesin. Ha, ya. Olay. <laughs> olay o. <laughs> o. Orası kesin zaten de. <laughs> Hayda şey ha? diyor. Kaç derece olan bir hava? Ha nedir be? Çocuğuma ne? bir hava alamayacak mıyım? Nedir ulan? Nedir ulan yani? Nedir? He? şu klimayı açamıyor musun? Kocam şu da ısıtayım falan diye. He? Yok, elektrik faturası gelir tabi. Böyle insanlar. yeni şeyi sen. açalım ya. Öleyim de, oğlum ölsem cenaze levazımat giderleri daha çok tutar be. O yüzden <laughs> yapmayacağım zaten. He? Bir kenara atıvereceğim. Diyorsun. Çöpte yaşa, ne yaşaması? Çöpte bundan sonra varlığını sürdüreceksin bir ceset olarak. Börtüler, ha. böcekler. <laughs> bir dakika ben niye bakacaktım? Akü bakacaktın. E büyük ihtimalle oraya bakacaktım, değil mi? Ben de öyle tahmin ediyorum. Ya arkadaşlar bir tek ben mi üşüyorum ne olur bir şey söyleyin. Bir Bak chatte ben... susuyorsunuz öyle. Hayır, herkes zengin herkesin evinde kalorifer yanıyor klima çalışıyor diyorsun. <laughs> bir tek ben mi dondum ya? Ya Google açmıyor mu böyle bunu? Heh, dur şöyle bir saniye. Ama o hissedilen değil. Ne? Önemli olan hissedilen. Ben His... sana buradan Hissi <laughs> duygularla bildiriyorum. Ben sana şu an hissettiğimi söyleyeyim. Yani şu an Şu an bir şey hissetmiyorum işte olay o zaten. <laughs> o zaman ben götüreyim seni şimdiden yok ya <laughs> donmuş vaziyettim 17 derece he? 16 hissediliyor bu ne ya bir dakika o gece 13 derece ama i̇şte ondan sonra yok. nedir kışlıkları çıkarmadım Efendim aşağıdan gelirken ikiye incecik battaniyesini getirmeyi unutma. He? Benim işim mi bu? Yo senin işin değil. Kesinlikle senin işin değil. Ama çıkaracağım diye söz verilmiş durumda. Doğru mu yanlış mı onu söyle bana. Çıkaracağım ona. dedim. Ha, ne öyle zaman sırıtırken Gamze yapmakla olmuyor söyledim. işte bu işler. Bir tane gamzesi varmış da efendim saçları yeni miymiş? İki ne var? tane var. Biz de saniye. kestiriyoruz. Kimsenin <laughs> haberi bile olmuyor saç Nasıl kestirince. Nasıl olmuyor? Ha. Yapma şimdi. Yok, yok. Çocuklar doğru. sürekli söylüyorlar. Doğru doğru doğru. Haksızlık, Haksızlık etme. etme Gel gel tokuşayım gel. Gel çınlatalım. Çıtas. çınlatalım bu alemi. <laughs> of. Bak. Dur bur, bur, bur. Yeni yeni geliyorum kendime yemin ederim var. Var yani. var üşüyenler ha. var. Var mı? Hı, -hı. Ama Burak Bayırlı orayı bilmem ama ben Kadıköy'de pek üşümüyorum diyor. Yanındaki cam açık diyor. Öyle mi? Genç ama şöyle bir durum başka... var. Gece üşürsen bütün gün öyle gidiyor. Öyle mi? Tabii. Yani mesela küçüklüğünde yaşadığın travmaların ömür boyu seni terk etmemesi gibi. Hı -hı. Öyle düşünebiliriz yani. Aydan keşişleme de şöyle istatistiksel bir bilgi. Yani. Lütfen istatistikle gelin ge bana. -4 Sayılarla gelin. 3 gecedir gel soğuk eşit derecede çok soğuk geliyor bana. Hmm. İstanik Rage Boy da demiş ki yok ben de üşümüştüm sabaha karşı. Yorgan bataniyenin adil kullanımı sekteye uğramış olabilirsiniz. <laughs> 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 ben bir dakika ben, biz onları hiç konuşmadık tabii. <laughs> Blaise yani. Mert de diyor ki ben Alanya'dayım. Hava ile ilgili yürüm yapamıyorum. <laughs> Bizde öyle adil kulların falan yok. Benim imkanım olsa ben yatakları ayırırım direkt yani. Böyle bir ilişkimiz Biliyor var. Biliyorsun ya bugün gizleyecek saklayacak bir durumumuz yok yani. yani iki ayrı En son yorganları yatak. Ya, şeyleri örtüleri direkt ayırdık Tabii yani. Ya, kaç yıldır ayrı yani? Tabii. Ben de seninle yorgan mı paylaşacağım ben ne? seninle? <laughs> Allah Allah. Her sabah kalktığımda şey böyle ne o çırl çıplak. Ondan sonra. <laughs> Kendi. Şey, bir, bir de şöyle çekmeye çalışıyorsun dolanmış. Evet. Sarma ben öyle gibi anladın bir, mı? Kendimi şöyle koz'a şeklinde. Bir de mırın mırın böyle bir sesler. <laughs> Çok mu çekmişim yorganı alsana sabah 7 saat çekmişsin tabi <laughs> <laughs> ben ölüm tehlikesi geçirdim be Yok artık <laughs> Yok ondan sonra yapacak bir şey yok madem ne yapalım dedik ay ayıralım dedik yani Evet ayıralım Yorgan, yolları morgan, dedik varsa. yollarımızı ayırdık Yok hakikaten benim imkanım olsa böyle 4 metrelik yatak yani madem bir yatak olsun diyorsun, O güzel olur ki, bak o, evet. o güzel olur ona yani ben de katılıyorum Şöyle yatmak için falan yani evet. Senin bir de yatış şekillerin var da neyse burada çok Ben tabii canım ben yani. tek başıma yeterken yatakta gayet ya. ortasına yatıyorum. Yani yani. Bir insan nasıl gayet mesela rahat. diyorum hani vertikal diyelim hani böyle yatar diyelim hani horizontal değil neticede. Sen diagonal yatıyorsun bir de e, böyle. Ben çapraz yatıyorum. Evet hani böyle böyle yatsan ben de altına mesela <laughs> şey yapacağım bir <laughs> ondan sonra yamanacağım falan hani çapraz yatıyor bir de eller falan atıyor böyle şey gibi. Ne o traveler'a yapışmış gaul efendim şey gibi. Şimdi bak şimdi neyi benzetti hadi beni geçiyorum ya. artık hadi yeter geç. ya salmak tamam, için yani aile Gözümü şeylerimizi yeterince böyle ama girişlerde bak ben de ısınmaya ihtiyacım vardı İyi oldu mı bari bu bir tanesi bir diğeri efendim Tolga varlık bize subscribe olmuş abone olmuş teşekkür ediyoruz Tolga çok incesin çok düşüncelisin sağ ol saygılar sevgiler <laughs> Enlight da diyor ki biz de eşimle ayrı organlar kullanıyoruz, bir tek biz yapıyoruz bunu sanıp kötü hissediyoruz. Hayır canım. Kendi hayır. organına sahip olmak müthiş bir özgürlük. Yok öyle bir öyle. şey ya. Ben kesinlikle bir bireyim arkadaşım. Sonra <laughs> her sabah pik 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 muhabbet dinliyorum zorluklar yüzü. ben onunla uğraşmam. Halbuki güzel böyle. Oh. Ben, ben sana ben bir, bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ayrı organ kullanmanın en kötü tarafından bahsetmemi diler miydin sana? Ee, sanırım vücut ısısı <laughs> paylaşamama noktası hayır, olabilir. Kesinlikle değil. Kesinlikle ne? değil. Böyle Twitter'da falan böyle ne bileyim haftada bir ayda bir paylaşılan. Efendim eşinizle yatma pozisyonunuz ilişkinize ele veriyor haber. Ya, o zaman var ya. biz birbirimizden direkt nefret ediyoruz. Bakıyorum zaten şeylere şöyle tamam mı yani yatma biçimleri şöyle işte bu yanaşmış işte onun şöyle, kolu buraya şöyle. girmiş falan Hayır. şöyle falan ondan sonra bir de ben şöyle uyurum. var tamam mı birbirinizden nefret mi ediyorsunuz? <laughs> Abi Ben yani direkt ya, o yani. Öyle yani kusura bakmasınlar yani sen gene neyse ben senden direkt nefret ediyorum bayağı sen bildin... çünkü baya şöyle ne? yapmaya kalktığın zaman ben evet. iki dakika sonra tamam hadi Lugat'taki <laughs> kaçını döndü yattı senden hani direkt şey benden. yapılmış bakınız gülüm öyle. başlık var orada böyle. öyle ama öyle ya çok sıkıcı. Ben öyle yolda yürürken de el ele kol kala uf bir özgür bir git yani ne? Uyuyorum ya. Arkadaşım sıkıcı ne demek ya? Ama sıkıcı. Sıkıcı ne? Şu ne ya? Sim park mı oğlum yatak şu, sıkıcı ne ya? Şu ne ya? Hiç öğrenemiyorum. Ne? <laughs> Heyecan duygusundan çok yoksun. Evet yoksun kaçını döndün yattın yani. De evet uyuyacağım çünkü. Ha. Uyuyorum yani. Neyse biz insanlar nerede biz nelerle uğraşıyoruz Gül ya. Yemin Haklısın, ediyorum ya. Oho. Hakikaten buna bir girmemiz lazım. Bunu bu, yani bu, bu, olay bu. Yani üstünden bir geçeceğiz. Ya dün en konuştuk ya haber takibi. Ne, nedir? Ne oldu? Ne bitti yani? Ondan bahsedelim. Bu Amerika'daki Yo, silahlı subscribe saldırı olmuş. Teşekkür ediyoruz. Oo, teşekkürler. Evet. Saygılar, Üstelik sevgiler. 4 oldu. 4. ayıymış. Vay. <laughs> Amerika'daki silahlı saldırı olayı. Biz dün tabii bunu e Yayına girdiğimizde yeni, bu yayına girdiğimde yeni duymuştum ya. Yayına girdiğimizde efendim kalıbı ee, var az ya. Önce. E, bir saniye arkadaşlar. O e, onu da kullandığım için çok mutluyum, son derece mutluyum onu ifade etmek istiyorum. E, konuşabiliyor muyum acaba? Çak, hı hı çek hı. attık listeden. E, ah, çok kötü bir olay bu. Öyle söyleyeyim yani bunu ne kadar yumuşatmaya çalışırsam yumuşatayım yumuşatamam. Yani yumuşatılacak bir tarafı da yok zaten. Hakikaten kötü bir olay. En son kaç e, kişiye çıktı? Kayıp. E, 59, 59 kişi, kişi oldu. En az 59 diyorlar. Demek ki hala ağır durumda olan insanlar var yani. yani. bu en son bilgilere göre. Çünkü dün biraz ortalık böyle bir bulandı ama Evet. Biraz e, böyle yok IŞİD üstlendi bilmem ne gibi dedikodular, söylentiler çıktı ama öyle bir şey yok Öyle bir şey anlayışlar. yok şu an. Yani herhangi bir kanıta ulaşamadık diyorlar. Gene kafayı yemiş 64 yaşındaki bir Stephen paddock Evet. Stephen paddock isimli biri çıkıyor abi 32. kata otelin. 10 tanemine tüfeği var orada. Böyle assault assault Rifle'lar, rifle M16'lar bilmem neler falan aşağı güzel tarıyor. Bu mudur yani? Budur. 59 kişi hayatını kaybediyor, 527 kişi de yaralanıyor. Böyle bir olay. Yani bildiğim kadarıyla bu e, Amerika'nın tarihindeki en e, ya büyük bu... silahlı efendim saldırı olayı. Korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey değil Bir kişi. Evet korkunç bir şey. Ve elbette ve elbette şey tartışmaları yine hemen alevlendi. Alevlenecek tabi yapacak bir şey yok. Silahlanma. Tabii silah kontrolü efendim silah hakkı bilmem işte bari bari satarken bir üç gün beş gün bir süre verelim. En azından psikolojik bir değerlendirme olsun bilmem ne falan gibi tartışmalar başladı. Ve her, ve her zaman olduğu gibi elbette bizim de çok yakinen efendim bildiğimiz bir e, ne diyelim bir tartışma üstü hı hı. bu gereğince şimdi sırası değil. Ciler tabi hemen bir türüyü veriyor. Ne zaman sırası evet arkadaşım? Ya. Bunu ne zaman e, tartışacağım yani? Bir de şeyciler yani. var tabi. Ya bu silahlanmayla alakası değil. İnsan bunu kafaya koyduktan sonra her türlü yapar. Doğru. Bugün bir tweet gördüm ona da katılıyorum. Doğru bak bir hakikaten kafaya tamam, koyduysan doğru da, bir şey yaparsın Doğru da bu kadar kolay yani. ulaşılabiliyorsa. Değil yani ki, kafaya uyuşturucu kullanmak istiyorum. Kafaya koydum her türlü kullanırım. Peki ama her yerde satılıyorsa bu benim Rah daha rahat tabii değil mi? Yani. Aynen böyle 100 metre 200 metre öteden demiş bıçakla 50 kişiyi öldürebilsin biri. Dün konuştuk ya ben de aynı şeyi söyledim tamam, sana. Tamam okey diyeceğim ki bıçak kontrolü de olsun evet. diyeceğim demiş evet. biri. Evet. Var mı böyle bir şey? Bıçakla saldırsam bu kadar kişiyi kaç kişi öldürebilirsin ki yani en fazla? Ya tabii becerine bağlı bir şey. Ya, tamam şöyle. saçma muhabbet ama hakikaten yani hiçbir şey yapmıyorsun. Kendi hiçbir riski atmıyorsun. Yukarıdan böyle o. Sonra da kendini öldürüyorsun. Ne güzel dünya Vallahi bu ya. Süper ya. Çünkü bu ne iş biraz böyle? şeye geliyor ya neticesinde. Ya arkadaşım bunun çok ciddi efendim şeyleri var. Kuralları, ne bileyim regülasyonları, bilmem neleri, kontrolleri var. Yani sen kalkıp silah böyle ulu orta kullanmaya kalkarsan işte çok ağır cezası var. Lan cezası mı var? Adam indirdi 59 kişi kendini öldürdü Hep sonra. Hep Spectre'de diyor ki Otel odasının duman alarmı çalmış, öyle bulmuşlar. Adam niye sigara içilir oda tutmamış ki? oda da şaşırttı diyor. Bu da bir tuhaf yani. Evet. Ha ya şimdi klasik ben de dün tweet attım. Böyle güvenlik olur mu diye. Adam içeri 10 tane tüfekle giriyor. Evet. Kimsenin haberi yok. Hı hı. Otelden sonra böyle yaylım ateşi falan açıyor. Yani hangi otele girerken taranıyorsun, ne diyorsun? Ayrı mesele. Metal dedektörü falan var. E koyun abi nedir yani bu mahremiyete bir saldırı mı bu? Koyun abi silah ya. Nedir ya? A silahla giremesin otele böyle bir manyaklık mı var Hayır, yani? bunu kabul edelim artık. Böyle bir çağda çağdayızıyoruz. Evet. Arkadaşlar bunu anlattık benim defaten şey olacak yani bir bilmem kaçıncı baskı olacak ama gittik işte ya orada efendim alışveriş merkezine giriyorsun abi kimsenin kimseye baktığı abi Tuh. hava alanına girdik er, ya hava alanında şimdi doğru ama hava alanına nasıl sokacaksın canım şimdi o şey bir şey değil İniyorsun çünkü çıkarken Hayır. ki kontrolü hatırla. çıkarken ki kontrolden bahsediyorum. İçeri girdik, ha, ha. biletleri aldık, Sen kontrol yok anlamında. Ne, diyorsun. anlamında yok anlamında söylüyorum. Nasıl kontrol yok anlamında Bir makineye girmedik mi döndürdüler? Ama bizi sonra, sonra nereye kadar girdikten sonra İstanbul'a daha kapıdan girerken kaç kere aranıyorsun yani? Doğru olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani bekleme alanında. Orada o... bir aksiyon yaratabilirsin. Evet, çok rahatlıkla yaratabilirsin. Yaratabilirsin. AVM, o bu hiçbir şey hiçbir yerde hiçbir kontrol yok ya. Böyle bir enteresan adamlar çok güveniyorlar mıdır kendilerine? Nedir anlamadım arkadaş ben bu işi. E, güvenirsen böyle mi olur? Yani. Yani. E şimdi bu tabii şimdi terör mesela olayı mı değil mi? O da bir tartışılıyor ya. ya tabii sonuçta. ki terör olayı. Ben bunun nasıl tartışıldığına inanamıyorum. İlla işit bağlantılı mı olması Yok, gerekiyor IŞİD terör sayılması bakımından bağlantısı bakımından değil de mesela bu efendim şey olayları olmuştu ya. Ne no. ee, o? ya oldu ya bir hikaye evvel işte. alt -right sağ efendim sağ evet, evet, evet. Işte ha? gösteride araba girdi falan. Yani o tip bir siyasi veya şey bir motivasyonun bir dürtün veya öyle bir ajandan varsa e, mı terör oluyor terör yani? Terör saldırısı olarak niteleniyor gibi bir durum. Hmm. Yani var. terör kelimesine baktığın zaman gayet terör saldırısı. Hani bunun amacı korku yaratmaktan ziyade cinnet getiren bir adam. Bu cinnet getirme lafına da Cinnet yani geçirmek mi, getirmek kesinlikle mi? Kesinlikle alışamadım. Yani ben bunu 13-14 yaşında de tanıştım öyle. cinnet getirmeyle. Önceden geçirmekti. Evet. Ben Öyleymiş, hala geçirmek kullanıyorum. Yani böyle bir cinnet getiren geliyor. bir adam Daha terör yaratmak istemiyor. Çünkü yani kinini kusuyor abi. Hı hı. Çünkü böyle bir durum var bildiğim kadarıyla. Yani böyle işte efendim... Ee, nerede gördüm ben bunu gene? dün bu olayla ilgili okuyordum. CNN'de mi okudum. Ekşi'de bir çocuk mu yazmıştı? Tam Hı -hı. hatırlamıyorum yani şu anda. Ee, bağışlasın. Kredi onundur yani bu öyle söyleyeyim. Ee, yani bu tip şeyler mesela bu tip kafayı yemiş adam mesela bankada yapıyor. Ne bileyim AVM'de yapıyor. Yani böyle toplu e, insanların kalabalık olduğu yerlerde. Yok kalabalıklıktan ziyade e, toplumsal eşitsizliğin efendim, mesaj veriyor e, diyorsun. Kendince öne çıktığı veya işte böyle e, gelir adaletsizliğinin öne çıktığı diyelim veya sistemi simgeleyen yerlerde mesela işte kumarhane de öyle sayılabilir yani onu demek istiyorum. Ee, yani kaybediyorsun mesela. Kaybetmişliği simgeleyebilir kumarhane. Atıyorum öyle bir yerde yapıyor bunu. Hı hı. E şimdi bu terör yarat, yani terör gibi bir yani korku salayım, terör yaratayımdan ziyade kafayı yedim hakikaten. Olabilir. tabi bakacaklar, değerlendirecekler. Yani öyle. Ee, daha Handiz de iki ay üst üste subscri, subscribe oldu bize öyle mi? çok Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, öpüyoruz. Ya ben öpmüyordum değil mi en son? Öpme. İnsanlar rahatsız ediyorsun. Doğru söylüyorsun. Tiksinin bir durum vardı. <laughs> Yani evet e, kötü bir durum. Yakınları olan olabilir aramızda Dek efendim bizim ya. var mesela hani ne diyelim geçmiş olsun diyelim. Yani orada yaşayan kimse ölmedi. Evet kimse ölmedi yani. Orada değildi Allah'tan da bizim arkadaş. Ee, geçmiş olsun. diyecek öyle. bir şey yok. Gelelim bir diğer habere. Barcelona bu da bir Liga diyebiliriz bir ligde oynayacak mı? Yani bu Katalonya ayrılırsa. Evet. Barcelona'nın durumu ne olacak? Barcelona'nın e, şeyi açıklamalar yapmış kulüp başkanı. Biraz ha. patla patlamış yani gördüğüm <laughs> kadarıyla. E, şey diyor yani o odandığım kadarıyla konuşamadım. Bağımsız Katalonya savunucusu. Onun destekçisi birisi. Hı -hı. Yani özetle bu sorunun cevabı için şey diyor. Hani öyle bir şey olursa o zaman hani oturur konuşuruz. Sonuçta yönetim kurulu var bilmem ne var. Oturur bir karar verilir. Federasyon orada. öyle diyordu ama bildiğim kadarıyla. Ayrılırsa hani Katalonya, Barcelona. 3 takım yanlış hatırlamıyorsam işte. Hı -hı. Onlar hani oynayamaz ligde oynayamaz falan diyordu. diye bir karar vardı. Anladım. Şeyden bahsetmiş biraz bu maç. Seyircisiz oynanmış galiba hafta sonu olan maç. Kimin neydi? 3-0 bitti. Las, Las Palmas. Palmas la. ee, şeyler polisler demişler ki ki gerek yok hani sizin şey oynamanıza e, seyircisiz oynamanıza gayet güvenlik önlemleri alınabilir problem yok demişler hı hı. biz diyor bu olaylardan dolayı iptal etmek istedik maçı diyor iptal ettiremedik o yüzden de biz de diyor hani tepkimizi göstermek açısından diyor e, onlar kendileri almışlar yani seyircisiz oynama kararını hayatlı şey olarak diyor kulüp başkanı olarak aldım en zor karardı ama almam gerekiyordu böyle bir karardı falan diyor <laughs> Las Palmas da bayrakla falan oynadı Adam ne kaşıyorsun sen de ya. Ee, şeyde Formada de olay olmuş. Formada bayrakla çıkmış değil mi yani ben Pike, yanlış bilmiyorum dün o dün gene şeyde e, İspanya milli takımı hazırlıklarında Pique'ye baya bir şey yapmışlar. Çocuk da ağlamış demiş istemiyorsanız bırakırım milli takımı Öyle dert demiş, değil falan demiş. İşte şey millet gelmişiz yani şeylerde oyunculardan değil de izlemeye gelen izleyicilerden işte e, şey istemiyoruz. Ayrılmanı değil kovulmanı istiyoruz mide bulandırıyorsun falan gibi böyle pankartlar laflar işte küfürler kıyamet böyle uçuşmuş. Siz beni kovamazsınız ben çıkıyorum falan bu <laughs> ergen misiniz siz ya? Böyle demişler adama ya yani. Allah, Allah Yazık. kafa yedik yani iyice. ve her zaman kafayı yemiştik şimdi sosyal medya falan daha mı duyuyoruz ne oluyor ya? Mesela şey düşünsene bir şöyle düşünsene olayı Hı -hı. sene 90 mesela 89 falan. Kaçta oluyordu hatırlamıyorum Escobar mesela uçağa bomba koyuyor falan evet Biz ya. de burada nezi sabahlar yapıyorsun ha. Nezi sabahlar arkadaşlar falan bugün çok enteresan bir haber Pablo Escobar biliyorsunuz Kolombiya'da efendim ya şey değil mi? uyuşturucu baronu, baronu ondan sonra uçağa bomba koyuyor ya abi manyak mı insanlar nasıl bir dünyada yaşıyoruz falan derdik herhalde değil mi yani derdik <laughs> herhalde derdik yani. yani eşek değiliz herhalde derdik yani. herhalde. Neyse geçelim bir diğer haberimize. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeyen 8 milyon aracın maliyeti vatandaşın cebinden çıkacakmış. Öyleymiş. Şimdi, Bunu zaten konuşuyorduk yani. Tabii e, yani resmi rakamlar açıklamış. Temmuz 11 Temmuz'da açılmış 2016'da köprü. Hı hı. Ee, CHP'den isim söyleyeyim bir dakika. Ya ismini görünce sayın milletvekilinin <laughs> yani bir şeyin onursal başkanı falan gibi algıladım direkt olarak Neyse, değilmiş. Olağanüstü bir isim değil mi <laughs> ama. CHP'li onursal adı güzel. Milletvekiliymiş kendisi. Bu konuyla ilgili sundum bilgi şu istemiş. şu an. öyle söyleyeyim yani. Bir merden bilgi istemiş Osman Gazi Köprüsünün hani ne oldu? Çünkü çok tartışılan evet. bir şeydi. Evet. Şöyle Şöyle devlet 14 milyon 600 bin tanelik araç ücreti Hı -hı. karşılığı bir garanti vermişti e, evet. yapan firmaya. Fakat 8 milyon araçlık maliyet açık şu an. Yani ortalama 14 milyon araç geçer demişler. Doğru mudur? 7 milyon araç geçmiş. Aynen öyle. Bu mudur? Okay. Yani. <laughs> Bizimkiler de tatilden dönerken kazara geçecekken gerisin geri dönüp Aynen öyle. 16 lira para. 16 lira mıydı? 16 lira para vermeyi göz almışlar. 16 lira şey parası ama o. Sadece bağlantı, Tabii, yolu, bağlantı parası. yolu parası. Yani. Köprü parası galiba geçmiyor 100 lira abi, falan civarı hala. Geçmiyor hali. işte bundan. Geçmiyor. Bizim de bir tarafımızda patladı yani. Bu mudur? Evet. Yani 8 milyon lira açlık parayı ödeyeceğiz. Tabii. Çatır çatır. Ondan sonra yani hadi geldi girme. Şimdi hepsi birbirine bağlı. Neyse ya. Neyse. <laughs> Dün şeyi izledim ya. Tim Miller'la James Cameron'ın e, bu efendim Terminatör haberlerini paylaştıkları videoyu yani programı izledim. Hmm. E, oturmuşlar böyle Hollywood Reporter ondan sonra bunlar röportaj yapıyor falan. Çok enteresan bir röportaj onu muhakkak izleyin yani. Burada şey yaptık konuştuk şeyini Hı -hı. E, içeriğini konuştuk parça, parça. aslında. 45 dakikalık ama yani adamların üstü bu tavrı falan da enteresan. İlginizi çekerse izleyin çekebilir yani bunlarla ilgiliyseniz. Ondan sonra Tim Miller'a şey... Hani Arnold nasıl olacak 70 71 yaşında falan diyorlar. Hı -hı. Eleman da bir enteresan bir adam. Yani Deadpool, Kim mı? evet çok enteresan bir eleman. Yani te, zaten Deadpool'dan çok böyle efendim duygusal olarak yaralandığını falan biz duymuştuk, okumuştuk. Adam ağlıyor şeyde bayağı nasıl? Tutamıyor duygusal tutamıyor kendini. Olarak yaralanmış ya. yani de, şimdi şöyle Deadpool çok kasıyor. Kendi çocuğu gibi 3 yıl 4 yıl bunu Hı -hı. çekmeye çalışıyor işte falan yani. Bir, işte bilinen hikaye bu. Hı -hı. Hatta orada konuşuyorlar James Cameron'da da yolluyor senaryoyu. James Cameron hemen ertesi gün geri dönüyor buna. Diyor işte ben de telefon açacağım oraya buraya falan bunu kesin çekmen lazım diye. Ondan sonra o kadar kasıyor diyor. Sonra ikincisinde işte böyle bir sürü olaylar olaylar hı hı. bilmem ha, neler. o açıdan Anladın tamam anladım. Adam ağladı ya <laughs> kusura bakmayın çok olur falan gitti Hadi yani. Hadi ya bay Ay, bay. yazık. Ondan sonra işte oldu sorunca ya diyor cenis istedi bile. Yani biz diyor onun yaşı diyor 71 yaşında olacak diyor. Biz onu diyor bağrımıza basacağız diyor yaşını diyor. Hı hı. Dert, yani şey yapmayacağız hikaye yedireceğiz onun yaşını diyor. Hani böyle gençleştirme bilmem ne falan öyle bir şey yok onu diyor 71 yaşındaki haliyle kullanacağız. Çok güzel fikirlerimiz var. Yani hiç öyle kullanılmadı da bir şimdi önceki filmlerde Hı -hı. diyor. Hatta diyor Genesis de diyor adamı diyor neyse susmam lazım susuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenmiş. Aynen aynen susmam lazım susuyorum yani devam ediyor. Ben şimdi benim de öyle. Hakikaten burada susmam lazım. Çünkü bu, bu Osman Gazi köprüsü haberi falan <laughs> muhabbeti dönünce aklıma gelenler şunlar oluyor. Şimdi mesela S-400 füzesi aldık ya. Şimdi tartışma dönüyor işte kodlarını alamayacakmışız yani teknoloji transferi yok. Yani adam senin ülkeni koyuyor füzeyi sen senin savunacağına dair olan inancınla baş başa kalıyorsun. Hı, tabii. Yani o güvenli ortam. Tamam o mesela bir tanesi bu. şey var ya hani e, klasik hani bana güveniyor musun? Gözünü kapatıp kendini arkaya doğru ha, tabii, bırak, bırak falan. Bırak falan. Onun da, gibi Putin öyle yapıyor. <laughs> <laughs> Çağat diye gömüyorsun kafayı. Tamam hadi ona bir para veriyoruz tabii. Şimdi böyle efendim muhabbetlerde dönüyor ya işte biz uçağı düşürdük adam zorla S-400 hmm. satıyor bize diye. Yani insanın aklına geliyor şimdi böyle olunca. Şeyden de ee, oradan da uçakla döndük. <laughs> bir taraftan da 11 milyar dolar efendim oradan şey alıyoruz. Boeing Boeing alıyoruz bir şeyler alıyoruz. Boing boing. Bir yandan Ankara'da uçaklar yatıyormuş. Öyle duyuyorum. Efendim sefer azaltalım binen yok bilmem ne diye. E şimdi abi bu paralar... Ve, ve bugün bir açıklama vardı galiba. <laughs> efendim bu efendim ne o? MTV vergi zammı. Zaten oralara da ay girmeyeyim oralara. <laughs> yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşıldığım yanlış anlaşıldı şeklinde böyle bir <laughs> açıklamalar falan var. Onun <laughs> çoğu bu S400'e bilmem neye gidecekmiş. Hmm, o zaman onu biraz geri zor çekerler. Abi ben ya oğlum zaten evi geçindiremiyorum. Benden daha neyin parasını alıyorsunuz ya? Yemin ediyorum söndük kuruduk kaldık. Vallahi billahi öyle bir durum var ya. Ama 50 liralık. <laughs> 50 liralık S400 diye bir şey yok canım. <laughs> 50 liralık S400 oluyor. ben hep o yüzden. Öyle bir şey yok. Yani, yani. bizim evin çatının 1 santimetre karesini koruyun diye öyle bir şey yok yani. 50 liralık koruma alayım ben falan. Yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir anlaşma küçülüyor, yapamıyorsun. küçülüyor değil mi? <laughs> yok öyle bir şey. PlayStation patronu Andrew House 2017'nin sonunda Sony'ye bırakacak. Ya dün konuştuk. Dün konuştuk değil mi biz bunu? Andrew House'la ilgili değil mi konuştuk? Yakın ee, bir vakitte konuştuk. Yakın yani bir hafta içinde konuştuk. John Codera görevi alacak. Ne? Ne? Has taken over. Almış yani. Tabi tabii. ama Görev bir dağıtıl, geçiş dağılımı şey yapılmış. Olacakmış. Geçiş sürecinde gene Andrew House bir yıl daha kalacakmış yani. John Kodira kimdi ya? Ee, kendisi John Kodira ama kendisi Japon. ben hatırlıyorum ee, ya. John Aydur. Yavaş. 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 Tsuyoshi Kodira. Tsuyoshi. Effective immediately. Zaten yardımcıymış <laughs> galiba. Deputymiş. Öyle Şu mi? Anda. Evet. Kendisi. Gerçekten görevi. Ee, ya. 1990 yılından beri sonu demiş Andrew House. Hmm. Artık diyor yeni şeylere yol açmanın, yelken açmanın vaktidir şeklinde. Ee, emekli olmuyor anladığım kadarıyla öyle bir şey yok çünkü ifadesi. Genç ya adam da. Bir de multikültürel bir şey var ya evet, bayılıyorum. Evet, yani evet. böyle mesela nasıl diyeyim? Tabii ki Japon şirketinde çalışıyorsun sonuçta. Hani e, her türlü efendim şeyi yemiş bitirmiş. Davranış setini falan mesela bu e, kocumayla işte Sony'e geçti açıklamasını yaptıkları video hani o saygı şeyi işte hani hareketler efendim Hı -hı. o ne diyeyim gesture'lar mimikler ya, jestler falan. Bir şey söylemek istiyorum bu noktada izin verirsen. Şey de öyle mesela Mike Cerny de öyle. E o direkt öyle. O da öyle. mesela Japoncalar işte. O orada bence gibi, yaşıyor zaten. Falan. Tabii yaşamış zaten canım adam şu anda da yaşıyor olabilir dediğin gibi bilmiyorum. Evet buyurun. <laughs> Bu şey Sony'nin ekibinde ha. bu adam şey gene bizim ee, şey adını unutuyorum adam sürekli kim Tonti mi Tonti ne onun adı şey ee, Jack Trenton mıydı? Hayır hayır on demiyorum ya kim? şey Japonu diyorum ha Shuhei Shuhei diyorum Shuhei Yoshida. Yoshida evet bu ikisi de böyle çok yani çok üst düzey noktalarda olan adamlar öyle olduklarını zannetmiyorum ama çok böyle alçak gönüllü, çok nasıl diyeyim böyle o CEO artistliği olmayan adamlar. Öyle gözüküyorlar. Ve de şeyinkine bak Xbox'ınkine bak mesela adam direkt böyle <laughs> Ama o biraz işte Amerikan şeyi giriyor orada. Giriyor değil mi? Tabii, yani bunlar tabii. çünkü çok şeyler böyle adam sanki konuşurken utanıyor neredeyse. O öyle bir şey var. O prezentasyon çünkü. o şey yani mesela bir örnekle gelelim. mesela Şöyle diyelim ben çok hakim değilim ama bildiğim kadarıyla Hı -hı. yani en azından gördüğüm kadarıyla işte bu efendim Asya işte Japon hani ee Hı -hı. dediğin olay ee daha işlevsel. Hı -hı. Daha efektif yani. Mesela Amerika falan geldiğin zaman daha bir ee ne diyelim işlevselin yanına işte karizmayı satılabilir olmayı falan da ekliyor gibi. Mesela Xbox'ın dashboarduna bak. Sony'nin dashboarduna Hı -hı. bak. Yani Sony'nin dashboardu çok işlevsel. Hı -hı. Çok artistik değil. Xbox'ınkine bakıyorsun. Çok da güzel de gözüküyor yani veya işte GT'ye bakıyorsun mesela Grand Turismo. Evet. Onlar biraz daha hani şey yaptılar böyle. Müzevari efendim sanat tasarımlarını geliştirdiler iyice. Buna herhalde şey en e, ama iyi örnek FIFA ile pes olacak. Olabilir şey. evet aynen öyle aynen öyle. Bir yandan işte bakıyorsun Forza diyecektim FIFA pes olayı zaten topladık. Buyurun orada uzun bir yorum görüyorum. Evet orada Aykurt Bey bize şey önermiş önermişti e, mikrofon iki mikrofon kullanın çok fazla ses alıyor. Hani seslerde bazen patlıyor falan gibi bir takım önerilerde bulunmuş. Arkadaşlar o konudan e, haberdarım. Ben şö şöyle bir durum var. Hatta şöyle yapabilirim burada hemen. Ben o şey kısmıştım. Bu program hadi böyle gitsin. Şimdi efendim tek ses gitsin. Bunların ben gainini biraz kısmıştım. E, save etmeyi unutmuşum herhalde. Dikkat e, çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Öyle söyleyeyim. Düzelteceğim. Hamburg tişört üzerine de Hamburg'da yaşıyormuş, yaşıyorum demiş Aykurt Bey gene. Selamlar, Selamlar efendim. Selamlar, saygılar, sevgiler bir hamburga gittiğimiz yok yani. Gidenler getiriyor sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Geziyor tozuyor işte, işte ana baba. Yani bize de tişört getiriyorlar. Haydar da seçilmiş mütüh ben CV yollayacaktım demiş. Maalesef bu seferlik gitti. Haydar'cığım öncelikle e, yani şu ne bileyim işte Fortnite'ta ekip olarak hani biraz oynayalım bir hakim olalım ortamı nedir ne değildir Gün anlatabiliyor muyum oyunlara falan yani. ama yok yani en azından bilmek lazım mesela şimdi sen diyelim CEO'sun Sony'de e. tamam mı Fortnite ya oynamadım daha henüz bir olmaz yani. Sence oynuyor mudur Andrew House Fortnite? Bence oynuyordur. Bence biliyordur ne olduğunu. Tamam, hani İddialıyım e, bu konuda. Zamanında Adam Boys oynuyordu sürekli. Sürekli açıktı şeyi PlayStation'da. Canım ama... Adam Boys'un işi o yani. Öyle. Şu anda da oynuyor. Ekli o bende. Ek ekledin mi? Q'lu ama. <laughs> Ekledim. O oynuyor sürekli oynuyor. Destiny yaptı. 300 karakter yaptı falan oynuyor. Ama tabii Sony'de Hiç, değil artık. Değil geçelim. tabii yok zamanda dedim. Zaten orada dikkat edin Gürkan Bey. Orada zamanında, zamanında. kelimesini kullandım. Doğru söylüyorsun. Lütfen. Geçelim bir diğer haberimize. Buyurun. Haber mi? Yani haber evet. Evet Sonuçta haber. poster yayınlanmış Justice League Artık öyle zaten biliyorsun. Yeni poster çıktı. Yeni trailer çıktı. Evet bu. Yeni efendim set fotoğrafı çıktı. Şöyle basınca be, bir, bir, bir buyurun. Öttüm gene. Fonder. I Fonder. Ya. Güzel. Bak yani Batman her zaman. Her Peki zaman. neden sola bakıyorlar sence? Onu bilmiyorum. Sağdan çünkü şey bakacak. Superman bakacak. Ya yani şu, şu olayı ben çok sevemiyorum ya küçük kulak mı pointy ear yani böyle efendim ha. sivri daha bir benim şeyim yani kedi söyleyeyim. gibi bu ya Bile kedi, kedi canını yani balk tabi ya bu şimdi biraz böyle tabii falan. efendim elbette burada şey yok meno steel. steel 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 yok burada bu elbette efendim ee, ama olacağını biliyoruz Ay Allah, artık sağır sultan bıyıklarıyla olacak tamam. bıyıklarıyla olacak bıyıkları oynayacakmış sadece e, CGI ile Henry Cavill ekleyeceklermiş <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> bu yani. Peki. Olay bu. Zor bir süreç tabii. Tabii. Bayağı. Kolay değil yani. yani. Neden tersini yapmamışlar bilmiyorum ama öyle uygun Anlaşmalar mi? gereği Hı. Hmm. Herkül'ün o sırada rolü var şeyde mi? İçinin bıyıkları yollayabilmiş. ye. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir 3D şey yapmışlar tabii tarama falan yapmışlar motion capture falan da e, şey yapılmış. Machine Impossible setinde. Sonra bu üzerine onu koymuşlar. Bu. Star Trek efendim Quentin Tarantino e, Star Wars'tan ziyade Star Trek çekmeyi tercih ederim demiş. E, biz bunu konuştuk. Konuştuk tekrar demiş. Ondan sonra bir de şey sormuşlar gene. Kaç tane e, bu 10 film yapacağınızı ha, Haber He ha, ha. Ne diyorsunuz diye aynı böyle yapmış da iki işaretini göstermiş. Tabii böyle mi gösterdi böyle mi gösterdi bilmiyorum. Bunlar önemli biliyorsunuz. Bu ne oluyor? Şey de vardı ya. Neydi? 3. Ha evet tabii evet. 3 müydü 4 müydü? Ee, üç. şöyle 3 üç, 3'tü galiba. 3'tü galiba. Sen nasıl gösteriyorsun? Ben böyle gösteriyorum. Böyle gösteriyorum. Evet. Şöyle. Böyle Almanlar böyle gösteriyormuş işte böyle galiba. 10 film yapacağım demiş yani sonuçta. O 2 tane kaldı demiş. 2 tane, tane kaldı yapacağım kaldı demiş. demiş evet. Bir tanesi efendim Star Trek olur mu? Kim bilir Yok, hiç sanmıyorum. Yok. Zor zor. Zor zannet. ancak bir diziden bir bölüm falan çektirel. <laughs> bir dizi e, muhabbeti vardı. Ya onların hepsi Emma şey Leonard işte. Ben efendim bir uyarlaması yapacak işte, yapacak falan şey gibi. Proje yani belli hmm. değil hiçbir şey belli değil yani. Öyle mi? Hı. Hmm. Efendim. İki, Star Trek'ten o peki dahil şey. mi? Ha? Sence? Bilmiyorum. Hani iki tane dizi ama film diyor. Film Kaç diyor, film yapacaksın? Film, mi? film, film yani dizi Yok. dahil değildir diye düşünüyorum. Heh, Bart, Bartu Bulgaz da tam onu sormuş dizisini izlediniz mi bu 3. bölümde, üçüncü izledik, bölümde izledik onu efendim perşembe günü detaylı konuşuruz sinemaskopta bu... bilmeyen olabilir hatırlatayım perşembe, perşembe günleri değil mi? Onu, onu bir konuşalım İş, mı? konuşalım şimdilik dursun tamam. Ya şöyle bir sinemaskopla co-play'in yerini değiştirsek mi acaba diye düşünmeye başladık da şu anda bir şey yok ama şu anda böyle şu an gidiyor böyle. Ee, çünkü salı günleri oyun çıkıyor 2 gün oynayıp atıyorum perşembe konuşmak daha mı iyi olabilir veya işte cuma cumartesi filme gidip salı günü sinemaskopta konuşmak daha mı iyi olabilir? Diziler falan da pazar pazartesi çıkıyor ya genelde. Evet. O yüzden bir yer değişim belki olabilir ama şu anda öyle bir şey Hı -hı. yok. Perşembe günleri şu anda saat 1'de sinemaskop bir saatlik sinema programımız var biliyorsunuz. Sinema TV bugün programı. Oyun... E, bugün de saat 1'de co-play var. Oyunlar üzerine yaptığımız program. Orada oyunları konuşacağız. Bunu da sinemaskopta ayrıca konuşuyoruz. Hı -hı. Güzeldi. Ben hani bu bölümü daha bir star trek Evet Daha oldum. bir star trekti öyle. Yani evet. Ama evet. hala eh, yani. Yani çok ısınamadım daha. Isınabildin mi? Hayır ısınamadım ama daha bir Star Trek'ti yani. Bir de daha bir ayına giriyormuş gibi gözüktü. Mert e yüzden de Blade, Runner 2049 bilet satışları başlamış diyor. Aldık. Blade Runner oldum size öyle söyleyeyim yani. Sabah akşam şeyi izleyip duruyorum. Son sahneyi izleyip duruyorum yani. Hangi son Blade Runner'ın. Şimdi burada şey yapmayayım spoil etmeyeyim tabii de yani. 50 yıllık film yani. Ama hı hmm. hmm, hakikaten, anladım, hakikaten tamam. bir numara yani bir sahne ha. Çatı yani. diyorsun. Evet. Tamam. Yıllar içerisinde izledikçe değeri, kıymeti çok daha bir değişik hal, form almış bir film benim için. Öyle Öyle öyle. Eee Şeyler de Çok özür dilerim hı -hı. söyle, söyle. Eee 3 tane de kısa film yaptırmış Denis Villeneuve. Deniz Özür de Denis Villeneuve. Ee, onlar da filme gitmeden önce izlenebilir. Çünkü öncesiyle ilgili biraz fikir veriyorum. Sinemaskop'ta perşembe günü arkadaşlar özel bir e, şey bölüm e, olsun istiyorum. Blade Runner üzerine. Ne var ne yok konuşacağız üstüne Blade Runner'ın. Bir araştırma da yapıyorum. Mesela Roger Ebert, Ebert Roger Ebert diye okuyorlar galiba. Öyle mi? Aa. Hmm. Film çıktığı zaman 82 Hı -hı. senesinde bunların جنسiz kıl diye bir işte şey ikili bunlar. Hı -hı. Bayağı böyle sin işte sinemada ot oturup yan yana film eleştirirler. Kıza ha, kıza hatta hızlı, şey hızlı. muhabbeti vardı değil mi? Bu Muppet Show'dakiler onlar mı <laughs> falan, ikisi. <laughs> tabii kişi. tabii gönderme falan gibisinden bayağı gömüyorlar Blade Hı -hı. Runner çıktığı zaman. Ama bayağı bir gömüyorlar yani. O -o. Roger Ebert diyor ki efendim ya hani 20 dakika ya 20 dakika diyorum işte karakterler falan beni çok çekmedi, insan hikayesi falan bulamadım. Efektler hani olağanüstü. Çünkü Douglas Trumbull işte. O zaman işte. Hani bu Close encounters Encounters'da Hala bilmem nedir falan gerçekten. zaten olağanüstü efektler yani. Onlar etkili beni diyor. Gene Siskel diyor ki onlar bile beni 20 dakika ayakta tuttu sonrası umurumda olmadı filmi falan diyor. Sonra Roger Ebert şeyde e, bu Final Cut çıktıktan sonra Hı -hı. filmin e, bir 5-10 yıl sonra bir eleştiri daha yazıyor. Final Cut ama galiba geç çıkmış yani. Geç çıktı geç çıktı. Yani nerede falan tabii, galiba. Tabii tabii. Ee, 97 mi 2007 mi? 2007 diye hatırlıyorum ama daha önce bir Directors Cut var. Neyse yani Final Cut'ı izledikten sonra bir eleştiri daha yazıyoruz. Yani son zamanlarında. Çünkü Roger Ebert <laughs> bildiğim kadarıyla ne zaman öldü? 2012-13 falandı galiba. Öyleydi galiba. O civarı öldü. Ondan önce bir yazı yazmış. Orada 5 yıldız vermiş. Hmm. Onu bir ee, toplayalım demiş yani. Evet. Yani benim o zaman filme kötü puan vermemin efendim nedeni olarak zevksizliğim veya işte şeyim... Ben onu gösteririm diyor. Hadi ya. Aynen öyle. Yani şey yapamamışım. Anlamamışım diyor. Hazmedememişim hmm. filmi. Ayrı mesele diyor. Ama diyor... Herhalde ilk filmde de sıkıntı vardı ki adam 5 tane şey versiyon yaptı. Evet, e, aynen Aynı öyle kaç Scott'da tane diyor versiyon var? Sonuçta. Yani o ilk versiyonda işte efendim voice Over, sürekli Harrison Ford'un anlatması dışarıdan üstten bir öyle o, miymiş? Evet, Tabii tabii ya. O, ha, onu oturduğumuzda biz çünkü onu nereden izleyeceğiz? Tabii canım. İşi şeyde, sinemada izleyecek şansımız olmadı. Biz daha da olmadı. önce izlediğimiz galiba Director's Cut'tı. Director's Cut'lu büyük, büyük ihtimalle. Çünkü hatta evvel. bu işin spoiler'ı vermeyeyim de, eee Origami muhabbetinin hani önemli bir Origami Tabii. muhabbeti var. O şeyde yok bildiğim kadarıyla. Um, Onu tam hatırlamıyorum, kıyaslayamıyorum. Sinemasal, ama. sinemada gösterilen ha. versiyonda. Öyle yani, o öyle bir şey yapmış, ne denir? Arınma arınma gerçekleşmiş yani. 5 yıldız vermiş falan. Böyle tartışmalı bir Evet, evet. neticesinde. Ama olağanüstü görünüyor. Ee, Neyse, uzun uzun hepsini konuşacağız, hepsini konuşacağız. Gibi. uzun uzun konuşacağız yani bu müzik falan da değişti biliyorsun Johansson'dan e, vazgeçti Hans Zimmer yaptı müzikleri öyle mi evet, onu evet. bilmiyordum b bir e, besteciyle birlikte ee, ya ben de mesela Hans Zimmer uyar, uyar derdim hı hı. o yaklaşımla şey yapmışlar Vangelis tarzı bir şey istedim ha. Hans Zimmer'a geçtim diyor. Bakalım göreceğiz. Müziklerde öyle olmuş duydum kadarıyla böyle sintler mintler bilmem neler falan gidilmiş. Neyse onların hepsini konuşacağız Perşembe günü sinemaskopta özel Blade Runner bölüm yapacağız hı hı. ve günün ee, en önemli haberiyle bitireceğiz şimdi. Şimdi tamam gelmeden önce o zaman bir araya gireyim ee, Parti chat'te pek anime yok galiba demiş. Kim demiş? Animeden konuşacak kadar anime yok kültürü ya, yok. Yok ya yok maalesef. Yani öyle bir kültürüden bahsedemem. Bizde de böyle Blade bir şey Mark vardır demiş. ya bilmi bilmediğin şeyi bilmiyorum diyemezsen ben bilmiyorum. bilmiyorum yani izleyin, aynen. çok casual şekilde izliyorum evet. öyle söyleyeyim. Yaparız yani yer gelince yaparız. Çünkü bu perşembe günü şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Bu e, Blade Runner 2049 öncesi çıkmış olan 3 kısa filmden bir tanesi. Hı -hı. Işte bu Cowboy Bebop falan yapan adamın hani yaptığı bir film. Hı -hı. Sonuçta bir anime 15 dakikalık. Ondan falan bahsedeceğiz. Dediğim gibi ben hani çok casual olarak bahsedebilirim. Gül de herhalde benzer Hı -hı. bir şekilde. Öyle. Geçiyorum günün en önemli haberine. Unicorn'un versiyon 2007'de çıkmış. Değil mi o versiyon? 2007 tabii. Teşekkür ediyoruz Berkman. Bayağı bir yani bayağı bir şey oluyor be o versiyonda. Evet. Elini açık Şimdi zaten yeni filmde de anlaşılır ne olacağı, ne oldu, ne bitti daha. Çok çok sanat filmi havası da var filmde ya. Zamanında çok tepki çekebilecek bir film aslında. Yani o yılları güzel ya. Yalayın. işte Blade Runner falan. Ama ben hakikaten bu kadar güzel gözüken film az gördüm. Neyse geçiyorum hadi günün en önemli haberi. oturduk Blade Runner'ı konuşuyoruz. Perşembe konuşacağız detaylı. Evet. Efendim dur. Ee, bir dakika. Dur dur dur. saniye. Evet ha. Yanlışlıkla şeye bastım. Outro'ya bastım da. Rick and Morty hayranları. Sevinin McDonald's Shizu, Sichuan sosunu geri getiriyor. Ama Kaç sadece bir günlüğüne ya? Bir günlüğüne hmm, mi? Öyleymiş. Abi bu kadar seviliyor madem bu niye bunu şey yapmıyorsun? 7 ki? Ekim'de. 7 Ekim'de. Hı -hı. Sezon 1'de miydi bu? 3'teymiş. 3'te Üçte miydi? Ee, şurada bahsediyordu. Üçte mi? Bir dakika biz hepsini bir arada izledik diye böyle mi geliyor bana? Bir dakika bir yerde bahsediyordu. Sezon 3'te gibi gelmedi ya Allah Allah. Neyse. Ben 3'teydim. Arkadaşlar bizi bir ıı, aydınlatsanız da. Burada yok gö göremedim. Buyur canım. Buyur canım. Efendim bu ıı, Sezon 3 premierinde Hı. miymiş? Öyleymiş. Okey tamam çok zaman geçti gibi gelmesi evet. o zaman mantıklı yani. <laughs> hepsini, ee, bir hepsini bir, bir arada da. izlediğimiz için. Efendim bu sos geri gelecekmiş bir günlüğüne öyle bir mi? Bir günlüğüne evet 7 Ekim galiba evet. Bunun olayı neydi? Mulan çıktığı zaman McDonald's bu sosu çıkarıyor. Çok öyle beğenilmiş. Miydi? Çok beğeniliyor ama sonra kaldırıyorlar. Ee, Rick and Morty'de de muhabbeti geçiyordu. Hı -hı. Olağanüstü bir sos ama işte Mulan bitti. <laughs> gösterimden kalktıktan sonra sosu da kaldırdılar. Arkadaş da burada yerken görünüyor evet. zaten. Evet <laughs> hıh diye. Ee, bu. Bu. Son bölümde çok sevmedim. Onu da söylemem lazım. <laughs> Haydi arkadaşlarım. Ortalama diyor ki, çok sarmadı. Günde iki saat donat yapan, satan adamlar yapınca süper. McDonald's yapınca aaa. Oh! <laughs> Ama McDonald's şimdi kardeşim bir kere yapıyor. Tamam bir kere yaptıktan sonra depolayacağız mı? Veya işte bir daha olabilecek mi? Çıkacak mı? Yok. O yok. Yani. En azından ben kovalarım. Derim ki iki hafta sonra istediğim donat çıkacak. Yani şimdi bu Sostan ben şimdi depolamam mı lazım şimdi yani? Şimdi sen alıyorsun onu. Güzel böyle ayrıştırıyorsun. Evet. Acaba neyden yapılıyormuş onu çözüyorsun. Kimyasal ise. olarak Sonra temelini yani. Sonra piyasaya istiyorsan yani. Reverse engineering. Reverse cooking. Reverse cooking engineered. İyi peki bu mudur? Arkadaşlar saat 1'de Coop Play'de görüşeceğiz. Bu... Böyle bölüm yani mi? yani bölüm şey yani kapatayım. Zengin kalkışı yapacağım. Yapacak bir şey yok. Peki öyle olsun. Yapacak başka bir şey olduğunu düşünseydim yapardım. Mesela yani. dans etmek yapılacak bir şey olabilirdi. Yapardım ama şu an öyle bir şey gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şey. Hissetmiyorum öyle oldu. Yani öyle hissetmiyorum. Isındın şu mı bari? Hayır. Yapma ya. Ee, yani ısındım biraz ama çok çok tuhaf çok hasta hissediyorum. Bir taraflı, bir miyorel. co kadar. Ha yani şu neyse. Tamamen yapmıyorum Yap yap tamam yap. <laughs> Var mı söyleyeceğim bir şey var Yok. mı? Arkadaşlar sizin Görüşürüz. söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söylediniz zaten. Herkes söylediğini söyledi. O zaman bize program kapatmak düşer. Kendinize iyi bakınız. Evet. Görüşmek dileğiyle. Sağ bir de.